Herkese merhaba, ben Semih. Şehirden çok uzakta bir süpermarkete gittiğinizi düşün. Normalde çok kalabalık olması gereken süpermarkette hiç kimsenin olmadığını düşünün. Ne yapardınız? İçeri girer miydiniz? Yorumlarda belirtin. Az sonra anlatacağım olay sizi dehşete düşürecek. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınladığımız komedi kategorisindeki Aynen Podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu arada birçok etkinlik düzenlediğimiz Discord kanalımız da açıklama kısmında yer alıyor. Hadi şimdi hep birlikte şu olaya bir göz atalım. Darren, Owingsville'e yeni bir target açtıklarını biliyor muydun? Eşim Deborah bana heyecanla sordu. Hadi arabanın anahtarını al, gidip kontrol edelim, dedi. Gözlerimi devirdim. Saat neredeyse akşam 6'ydı ve iş yerinde uzun bir gün geçirdim. Oraya 1 saatlik yolculuk, 2 saatlik alışveriş ve tekrar eve 1 saatlik yolculuk fikri hiç çekici değildi. Hayatım, Owingsville'de neden bir target açsınlar, diye kısaca yanıtladım. Orada sadece 2000 kadar insan yaşıyor. Milyarlarca dolarlık bir şirketin neden McDonald's'ı destekleyemeyecek kadar büyük olmayan bir kasabada ortalıkta bir mağaza açsın ki? Tabureyi mutfak tezgahından uzaklaştırırken fayansın üzerindeki ahşabın gıcırdaması kulaklarımı deldi. Sandalyeme yaklaşan ayak sesleri somurtkan bir çocuğunki gibi ağırdı. Onunla Target hakkında tartışmaya başlamamam gerektiğini bilmeliydim. Üzerimden bir şey düştü. Parlak, kırmızı bir posta ilanı başımın üstünde havada uçuştu. Tanıdık kırmızı beyaz logoyu görmek için kucağıma baktım. Kırmızı yelekli çalışanlardan oluşan bir grup parlak kartonun içinden bana gülümsedi. Target sizi Owingsville'deki en yeni lokasyonumuza davet ediyor. İlk satın alma işlemlerinizde ek %10 indirim için bu reklamı kayıtlı kullanıcılara gösterin. O lanet yere tapıyordu. Lexington, Kentucky'de yaşıyorduk. Ve üçü arasında gelip gidiyordu. Kendisine gümrükleme kraliçesi diyordu. Deborah makul bir sürüş süresi içinde herhangi bir Target'tan araba dolusu indirimli ürünler satın alacak ve bunları Amazon'da yeniden satacaktı. Sanırım buna perakende arbitrajı diyordu. Beni yanlış anlamayın. Bununla çok iyi para kazandı. O, bu işe başladığında biz orta yaşlı ve içi boş bir evdeydik. Tüm hayatı çocuklarını büyütmeye adanmıştı. Dustin ve Jessica üniversiteye gittiklerinde biraz zorlandı. Kafese kapatılmış bir hayvan gibi evin içinde dolaşıyordu. Onu bir hobi bulmaya ittim. Emekli olmama birkaç yıl kalmıştı. Arkadaşlarının çoğu çalışıyordu. İşte o zaman Target temizleme çılgınlığı başladı. Owingsville neredeyse bir saat kadar uzakta. Burada, kasabada 3 tane lanet Target varken neden orası? Dedim sinirimi arttırarak. Şehirde bulabileceğimiz şeyleri almak için neden bir hiçliğin ortasına gitmemiz gerekiyor ki? Eşim mutfağa geri döndü ve bulaşıkları yıkamaya başladı. Yaptığı her hareket hoşnutsuzluğunu göstermek için abartılıydı. Dolaplar o kadar sert kapanıyordu ki çarpmaktan çekiniyorlardı. Bardaklar tezgaha o kadar sert vuruldu ki parçalanmalarını duymayı bekledim. Dakikada en az 3 kez bir ses imzası atıyordu. Keşke pes etmeseydim. Yerimde dursaydım belki her şey yolunda gidecekti. Ailemiz hala bir bütün olacaktı. Polis dedektifleri her hafta sadece sohbet etmek için eve uğramazlardı. Her neyse, anlatmaya devam ediyorum. Ona teslim oldum. Gitmeyi kabul ettim. İşte başlıyoruz. Hadi çantanı al ve ayakkabılarını giy. Gidelim, diye ofladım ve kendimi koltuktan dışarı ittim. Bak, gidebiliriz ama bir saatten fazla alışveriş yapmayacağız. Bütün gece orada oyalanamam. Sabahları çalışmam gerekiyor. Heyecanla çığlık attı ve yatak odasına koştu. Neden gitmeyi kabul ettim? Owingsville'a yolculuk olaysız geçti. Eşim cep telefonuyla uğraşırken radyoda NPR haberleri çalıyordu. Evden çıkmadan önce biraz sinirlenmiş olsam da Owingsville'e vardığımızda neredeyse öfkeden kuduracak hale gelmiştim. Ülkenin ortasına arabayla bir saat uzaktaydık. Ve eşim tüm yol boyunca Amazon listelerine baktı. Owingsville'in merkezine çoktan ulaşmıştık.
ve GPS hala gidilecek 2,5 mil olduğunu söylüyordu. Haritanın üstten görünüşüne göre adres kasabanın oldukça dışında. Morehead'e doğru ilerliyordu. Şu anda mağazanın konumu pek mantıklı gelmiyordu. Hayatım, GPS'e doğru adresi girdiğimizden emin miyiz? Deborah'a sordum. Cevap vermedi. Hala telefonuyla ilgileniyordu. Deborah! Dedim biraz daha yüksek sesle. Bana baktı ve gülümsedi. Yüz ifadesinin tatlılığı öfkemi donuk bir kaynamaya dönüştürdü. Hatta kızdığım için kendimi kötü hissettim. Geçen yıl hayatı çok değişmişti ve bu yalnız zamanlarını geçirmek için yaptığı bir şeydi. Tatlım, doğru adresi yazdığından emin misin? Şu anda gittiğimiz yerin doğru olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Deborah eğilip çantasından karton reklamı çıkardı ve adrese baktı. Uzanıp gösterge panelindeki GPS'i çıkardı ve birkaç düğmeye bastı. Göz ucumla baktığımda yüzünü kaplayan şaşkın ifadeyi görebiliyordum. Garip. Evet, dedi. Doğru adres. Garip olan şu ki GPS kendini düzeltti. 2 mile düştü ve 2,5 mile geri sıçradı. Yine de hala dümdüz sağda olduğunu söylüyor. Henüz hiçbir şey için endişelenmiyordum. Ama oldukça kafam karışmıştı. Owingsville'den çıkıp karanlık kırsal yola çıktığımızda GPS açıkça 2,5 mil yol kat ettiğini gösteriyordu. Yaklaşık bir dakikadır yoldaydık. Yazılımda bir aksaklık olabilirdi ama yine de bende bir huzursuzluk uyandırdı. Gözlerim GPS ekranından ve yolun ortasındaki sarı çizgilerden ileri geri kaydı. Kilometre olması gerektiği gibi azalıyordu ve kendimi rahatlamış hissettim. Sadece 1 mil ileride. Yakında orada olacaktık. Tekrar yola baktım ve uzaktaki park yeri ışıklarını aradım. Hedefiniz arkanızda kaldı. Lütfen mümkün olduğunda bir U dönüşü yapın ve 2 mil geriye gidin. Hedefiniz yolun sağ tarafında olacaktır. Ne oluyor be? Panikle söyledim. GPS sadece birkaç dakika önce 1 mil demişti. Karanlık bir otoyolun kenarındaki büyük bir mağazanın yanından 1,5 mil geçip onu kaçırmamızın imkanı yoktu. Şaka yapıyor olmalısın, dedim. Arabayı kenara çekip U dönüşü yaptım. Geldiğimiz yöne doğru giderken sinir enerjim ile kanat çırpıyordum. Bir şeyler ters gidiyordu. Ama herhangi bir şeyin üzerine parmak basamıyordum. Arabayı sürerken dışarı mı çıkıyordum? GPS arızalı mıydı? Lanet mağaza gerçekten var mıydı? Eşime eve gideceğimizi söylemeden hemen önce ilerideki ormanlık alandan doğal olmayan bir parlak ışık gördüm. Park yeri ışıklarının tepeleri ormanın tepesine kadar uzanıyordu. Endişemi dile getirmek için Deborah'a döndüm. Ama yüzünde memnun bir sırıtış vardı. ''Bak gördün mü, sana onu bulacağımızı söylemiştim!'' diye heyecanla bağırdı. Parlak bir şekilde aydınlatılmış mağazanın önünde büyük bir park yeri görebilmek için ağaçlık sınırının etrafından dolaştık. Arazinin uzak tarafında park etmiş olan belki 3 araç falan vardı. Araba dönüşleri boştu. Görünüşe göre içeride birkaç çalışan dışında kimse yoktu. Hepimiz bir hiç uğruna heyecanlandık. Arabayı mağazanın giriş kapısına en yakın yere çektim. Dışarı çıktık ve girişe doğru yürümeye başladık. Otoparkta şu herkesin bildiği duygusuz asansör müziği çalıyordu. Işık direklerinin tepelerine doğru baktım. Ama herhangi bir hoparlör göremedim. Lexington'daki Target'ların hiçbiri konser ve müziği çalmıyordu. Ve bu bende garip bir korku duygusu uyandırdı. Sanki ses aslında hiçbir yerden geliyordu. Mağazanın girişi bile tuhaftı. Çoğu mağazanın doğrudan binanın ortasına bir girişi veya binanın her iki ucundan iki aynalı girişi olmasına rağmen burada yalnızca bir tane vardı. Neredeyse binanın en sağ köşesindeydi. Soluma baktım ve park yerindeki diğer üç arabanın da sağa park edilmiş olduğunu gördüm. Belki binanın yan tarafında çalışan kapısı vardı ama yürüyüş yolunu göremedim. Otoparkla binanın kenarı arasında 4 veya 5 metrelik çimen vardı.
Dış görünüşüyle ilgili gerçekten bir şeyler rahatsız ediciydi. Gördüğüm diğer tüm mağazalar krem veya bej renkteydi. Birkaç kırmızı tente ve mağaza adının yanındaki kırmızı bir Target logosu vardı. Ama bu kesinlikle değil. Bütün bina itfaiye aracı kırmızısına boyanmıştı. Bana 80'lerin eski slasher filmindeki gerçekçi olmayan parlak kanı hatırlattı. Genellikle tek bir Target logosunun bulunduğu bina bunlarla kaplıydı. Belki de yüzlercesi. Hepsi farklı farklı boyutlarda. Büyük logoların bazılarında kırmızı ve beyaz dairelerin arasında daha küçük logolar vardı. Birkaç tanesi üst üste gelmişti. Hepsi birbirinden tuhaftı. Deb, hayatım. Bak, burada tuhaf bir şeyler var ve benim pek hoşuma gitmedi. Dedim tereddütle. Yarın gün içinde tekrar gelebiliriz. Şu an her halükarda kapatacak gibi görünüyor. Etrafta neredeyse hiç araba yok. Durdu ve bana doğru döndü. Yüzündeki neşeli sırıtış kaybolmuş, yerini çatık kaşlar almıştı. Vücudu biraz sertti ve başı yavaşça bir yandan diğer yana döndü. Buraya bir şeyler almak için bir saat yol geldik ve sen iki defa neredeyse bizi kaybediyordun, dedi öfkeyle. Eve gitmeyi bir an bile düşünme. Eğer sürekli eşek gibi davranacaksan git de arabada bekle, dedi. Biraz şaşırdım. Eşimden bu tip geri dönüşler almak beni çok şaşırttı. Deborah genellikle yumuşak dilli ve çok tatlı bir kadındır. Onun bu kızgın halini belki bir elimin beş parmağını sayacak kadar bile görmemiştim. Bana asla böyle davranmazdı. Bana arkasını döndü ve mağazanın önündeki sürgülü kapılardan geçti. Orada öylece durdum. Kırgın ve öfkeli bir halde arabaya geri döndüm. Eşimin içeride olduğu ilk 30 dakika boyunca otoparkı avcı arayan bir av hayvanı gibi taradım. Ana yoldan hiçbir araba geçmedi. Ve otoparka da kimse girmedi. Mağazanın camlarından ve kapılarından algılayabildiğim hiçbir hareket yoktu. Bazen otoparkta bir ışık titriyordu. Aksi halde işler nispeten normal görünüyordu. Bir veya iki kez eşimi aradım. Ama yanıt alamadım. Uzun, özür dileyen bir mesajın yarısında onu yalnız bırakmaya karar verdim. Muhtemelen sakinleşmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Ve Target'ın indirimli alışverişi muhtemelen bunun için en iyi ilaçtı. Bir noktada iyice mayıştım ve uykuya daldım. Gerçekten kasıtlı olarak uyumadım. Ancak bir akıllı telefonda içeri girip çıkmadan önce yapabileceğim çok fazla amaçsız kaydırma var. Bir kez kaydırmaya başladığımda daha sonra istemsiz bir şekilde şekerleme isteğim geliyor. Yaklaşık 45 dakika uyumuşum. Ani titreyişten irkilerek telefonuma baktım. Deborah'dan bir mesaj vardı. Mesajı aşağı doğru kaydırdım. Ve şöyle yazıyordu. Yardım et. Mesaj acayip derecede kafa karıştırıcıydı. Arabaya bir şeyler taşımak için mi yardım istedi? Benim fikrimi istediği bir şey mi vardı yoksa? Ona bir cevap gönderdim. Hangi konuda yardıma ihtiyacın var tatlım? Cevap gelmedi. 3 dakika geçti. Ve tekrar yazdım. İyi misin? Birkaç dakika daha geçti. Ve hala bir cevap yok. Tekrar mesaj attım. Endişelenmeye başlıyorum. İçeri girmem gerekiyor mu? Bir dakika daha bekledim. Ama bana cevap vermedi. Emniyet kemerimi çıkararak arabanın kapısını ittim. Ve bir direnç ve yüksek bir şaplak hissettim. Soluma baktığımda yanımda sarı bir araba vardı. Ben uyumadan önce orada değildi. Ve kapımı yan tarafına çarpmıştım. Dışarıya kayabileceğim kadar yer vardı. Bu yüzden kendimi yana doğru sıkıştırdım ve kapımı kapattım. Eğilip sarı arabanın kapımın temas ettiği tarafına baktım. Herhangi bir çizik ya da iz yoktu. Rahatlayarak ayağa kalktım. Kapıya doğru yöneldim. Kafamı kaldırıp etrafa baktığımda bir sarı araba okyanusunun içinde olduğumu fark ettim.
Düzinelerce marka ve model araba vardı. Ama park yerindeki her araç sarıydı. Neredeyse her park yeri doluydu. Ancak otoparkta hiç kimse yoktu. Kapıya doğru döndüğümde içeride hareket eden hiç kimse yoktu. Oradan görebiliyordum. Midemde bir ağrı hissettim. Bir şeyler yanlıştı. Giriş kapılardan geçtiğimde mağaza birkaç istisna dışında olması gerektiği gibi görünüyordu. Tüm kayıtlar kendi kendine kontrol ediliyordu ve görevliye yer yoktu. Müşteri hizmetleri departmanında bulmaya beklediğim yer boştu. Kırmızı bir duvar vardı. Bir at arabası ağılı vardı. Ama boş duruyordu. Rafta görebildiğim ürünlerin hiçbirinde yazı yoktu. Sadece Target logosu ve içindekinin resmi. En tuhaf şey ise içeride hiç kimse yoktu. Binadaki tek gürültü The Girl from Ipanema'nın klavye versiyonuydu. Sanki 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bir radyodan çalıyormuş gibi teneke gibi bir kalitesi vardı. Ara sıra statik elektriğin çatırtıları ürkmeme neden oluyordu. Merhaba! Yüksek sesle bağırdım. Tam bir bağırma değildi tabii ama normal konuşma sesimden bir tık daha yüksek bir ses tonuylaydı. Ciğerimin sonuna kadar bağırmamak için irademin büyük bir kısmını harcadım. Ama mağazada başka insanların da olabileceği olasılığından dolayı ortaya çıkarsa kendimi dengesiz göstermek istemedim. Burada başka biri olmalı diye düşündüm kendi kendime. İçeride kimse yoksa otopark neden dolu olsun ki? Eşimi tekrar aradım. Ama cevap vermedi. Hey! Biraz yüksek sesle bağırdım. Mağazaya girdiğimde ayak seslerim neredeyse yankılanıyor gibiydi. Deborah! Beni duyabiliyor musun? Tamamen sessizlik. Bu lanet binada kimse var mı? Diye bağırdım. Sesim yankılanıyordu. Şakaklarım zonkluyordu. Ve sanki hoparlörden gelen konser ve müziğin sesi çağrılarımı bastıracak kadar yükselmişti. Koridorlarda koşuyordum. Çılgınca sağa sola bakıyordum. Kırmızı ambalajlarla dolu sıra sıra jenerik rafların yanından geçerken karımın adını defalarca haykırdım. Telefonum cebimde titredi ve hızla onu çıkardım. Eşimden bir mesaj daha gelmişti. Şöyle yazıyordu. Lütfen beni buradan çıkar. Omurgamdan yukarıya doğru bir ürperti yükseldi. Senin için çığlık attığımı duyabiliyor musun? Yazdım. Yanıt yazdığını gösteren 3 nokta balonu ortaya çıktı. Ve mesaj geldi. Hayır. Sadece kırmızı adamları duyabiliyorum. Tuvaletteyim. Lütfen gelip bana yardım et. Yazıyordu. Kızıl adamlar derken neyi kastettiğini anlayacak vaktim gerçekten yoktu. Koşarak mağazanın arka tarafına doğru yöneldim. Kıyafet bölümünün yanından geçerken paniğe kapıldım ve geri atlayıp kıyafetlerle dolu bir rafa çarptım. Kıyafet sıralarının arkasında platformda yüzü olmayan kırmızı bir adam duruyordu. Dehşete kapılarak kendimi geriye doğru ittim ve bir rafın arkasına saklandım. Hiçbir hareket sesi yoktu. Kırmızı adamın beni görüp görmediğine karar veremedim. Birkaç dakika sonra başımı yavaşça rafın arkasından kıyafetler bölümüne doğru uzattım. Adam giysi sıralarının arkasında metaneli bir şekilde duruyordu. Pürüzsüz vücudundan parlak ışık çizgileri yansıyordu. Hiç hareket etmedi. Bir an onun bir manken olduğunu düşündüm. Kıçını kaldır ve Deborah'ı bul. Ayağa kalktım ve rafın etrafından dolaştım. Korku merceği olmadan parlak kırmızı adamın yalnızca bir manken olduğunu görebiliyordum. Henüz üzerinde kıyafet yoktu. Belki onlar mağazanın kurulumunu tamamlamadan mağaza açılmıştı. Yanından geçerken nabzım yavaşladı.
tuvalet tabelasının tavandan sarktığını ve o yöne doğru hareket ettiğini görebiliyordum. Sonra ayak sesleri duydum. Kıyafet bölümüne döndüğümde parlak kırmızı mankenin kaideden kalktığını görebiliyordum. Yürüyüş yolunda parlak beyaz fayansların üzerinde duruyordu. Sadece bir an içinde o şey benim yönüme en az 15 metre kadar ilerledi. Etrafta hiç kimse yoktu. ''Ne oluyor lan?'' yüksek sesle söyledim. Gözlerimi mankeni kitleyerek yavaş yavaş geri geri adımlarla tuvalete doğru yürümeye başladım. Kıpırdayamıyordu. Ama olmayan yüzüyle beni izlediği gibi rahatsız edici bir duyguya kapıldım. Alnımdan ter akmaya başladı. Bir anda arkamda farklı adım sesleri belirdi. Arkama döndüğümde yaklaşık 100 metre ötemde duran başka bir kırmızı mankeni gördüm. O tarafa baktığımda arkamdan daha fazla ayak sesi duyabiliyordum. Döndüğümde giyim bölümündeki manken bana birkaç adım daha yakındı. Daha düşüncelerimi toparlayamadan parlayan kırmızı mankenlerin ikisi de bana doğru fırladılar. Panikledim ve arkamdaki koridora koştum. Sert ayakları yere vurarak kolaylıkla bana üstünlük sağlıyorlardı. En iyi dönemimin üzerinden 20 yıl geçmişti. Artık fazla fiziksel efor sarf etmeye alışkın değildim. İkiden fazla koridorda koşamamıştım. Ve çoktan nefesim kesilmişti. Raflarla dolu bir kutuya girip karşıdan gelen kırmızı mankenlere baktım. Çaresizce yakınımdaki raflarda silah olarak kullanabileceğim bir şey aradım. Ev eşyaları reyonuydu. Ve rafları taramaya başladım. Sağımdaki rafın sonunda ucuz görünümlü, kırmızı saflı bir şef bıçağı duruyordu. Tam zamanında harekete geçtim. Plastik kapağı açtığımda iki kırmızı adam köşeden geldi. Bıçağı ikisine doğru uzattım. Ve birdenbire durdular. İkisi de şaşkın köpekler gibi başlarını iki yana salladılar. İşlerinden biri sert parmağını avuçlarına vurmaya başlayınca birdenbire döndüler. Morse alfabesine benziyordu. Diğerleri de aynı tıklama sesini çıkarmaya başladı. Aynı anda dönüp birkaç metre arkamdaki kırmızı destek sütununa doğru yürüdüler. Dikkatlice onları izledim. Ara sıra arkamdaki alanı taradım. Aniden ayrılmaları, beni takip etmeleri kadar tedirgin ediciydi. Kırmızı sütuna vardıklarında ikisi de dönüp sırtlarına ona dayadılar. Kollarını vücutlarının üzerine doğru uzatarak başlarını geriye eğdiler. İki kırmızı adamın geriye doğru düşüp sütunun içinde kaybolmasını izledim. Beynim az önce gördüklerimi idrak etmekte zorlanıyordu. Mağaza yine sessizliğe büründü. Şakaklarımın zonklamasının yoğunlaştığını hissedebiliyordum. Kendimi bir anlık şaşkınlıktan kurtardıktan sonra dikkatli bir şekilde tekrar tuvaletlere doğru ilerlemeye başladım. Yavaşça hareket ettim ve bir sonraki koridora geçmeden önce her koridoru kontrol ettim. Her zaman kırmızı adamları arıyordu gözlerim. Sonsuzluk gibi geliyordu ama sonunda banyo koridoruna ulaştım. Oradaki ışıklar çılgınca titreşti ve müzik dağıldı. Sol tarafta erkekler tuvaleti, sağ tarafta ise kadınlar tuvaleti vardı. Hızla kapıya doğru koştum. Kulpunu tuttum ve kapıyı açtım. Kapının arkasında kırmızı tuğladan bir duvar vardı. Öfkeyle yumruğumu duvara vurdum. "Darren!" Tuğla duvarın arkasından boğuk bir sesin söylediğini duydum. "Darren, sen misin?" "Deborah!" bağırdım. "İyi misin? Hemen dışarıdayım. Oradan dışarı çıkmanın bir yolu var mı?" "Hayır," diye sızlandı. "Ama sanırım duyuyorum aya." Cümlesi kan donduran bir çığlıkla yarıda kesildi. Kırmızı tuğlaların arkasından gelen vuruşları ve donuk sesleri duyabiliyordum. Adını defalarca tuğla duvara yumruklar atarak haykırdım. Ama cevap vermedi. Tuğla duvarın arkasındaki tuvalet sessizliğe gömüldü. Sonra koridorun sonunda ayak sesleri duyulmaya başladı. Başımı çevirdiğimde düzinelerce parlak kırmızı adamın koridoru kapattığını gördüm. Hepsinin kafası farklı açılara eğilmişti.
Bazılarının düzgün kulplarında uzun borular vardı. Bazılarının elinde ise çeşitli mutfak bıçakları vardı. Kalabalığın önündeki kızıl adamın ellerinde bir zincir tembel tembel sallanıyordu. Gözlerim kalabalığın beni karımdan engelleyen tuğla duvarın ve şeytani kırmızı mankenlerin arkasında gidip geliyordu. Deborah'ı kurtaramayacağımı kabul ederek yüksek sesle ağlamaya başladım. Lanet olsun! Kendimi bile kurtaramadım! Her şeyden vazgeçerek sırt üstü yere düştüm. Sırtım koridorun çıkmaz ucu olduğunu düşündüğüm yerle buluştuğunda, birkaç dakika önce orada olmayan bir kapının itme çubuğunun sırtıma çarptığını hissettiğimde şaşırdım. Kapı açıldı ve geri doğru yuvarlanıp yere sert bir şekilde çarptım. Acil çıkış yazan kapının tabelasındaki ışıkların yanıp sönüşünü izlerken görüşüm yüzüyordu. Ve bayıldım. Kendime geldiğimde bir tarladaydım. Uzun otlar yüzüme sürtüyordu. Ve gece hayvanlarının hışırtıları gece havasını dolduruyordu. Başım zonkluyordu. Ve bir an neden yerde olduğumu hatırlayamadım. Kendimi yerden yukarı ittim. Ve kapı kolunu tutmak için öne doğru uzandım. Ama hiçbir şey bulamadım. Önümde sadece boş bir alan vardı. Ay ışığı uzaktan arabamın ön camına yansıyordu. Bina gitmişti. Yüzlerce sarı araba ortadan kaybolmuştu. Otoparkın yerini çim ve yabani otlar almıştı. Bu tam olarak 17 ay önceydi. Olay yerine gelerek araştırma yapan Owingsville Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. İfademi aldılar ve bana şaşkınlıkla baktılar. Artık ortada olmayan Target mağazasının hikayesi her geçen cümleyle daha da garipleşiyordu. Memurlardan biri, "Owingsville'de hiçbir zaman Target açılmadı ki," dedi. "Onlar buralarda mağaza açacak türden bir şirket değil," diye ekledi. Deborah asla geri dönmedi. Bunca zamandır kayıp kişi listesinde yer alıyordu. Owingsville ve Lexington'dan dedektifler benimle sayamayacağım kadar çok röportaj yaptı. Bana ev ve iki arabamız için de arama emri çıkardılar. İkimizin de tanıdığı her lanet olası insanla konuştum. Ama artık kimse benimle konuşmuyor. Arkadaşlarımız aramalarıma cevap vermiyor. Ailem benimle konuşmuyor. Ailesi özel bir dedektif tuttu. Bazen o yağlı kırmızı pisliğin beni takip ettiğini görüyorum. Hatta işimden bile ayrıldım. Beni kovamadılar. Ama artık orada istenmediğimi bilmemi sağladılar. Bakın, karımı gerçekten özlüyorum. Ama lanet olsun ki herkes onu benim öldürdüğümü düşünüyor. Hayatım darmadağın oldu. Ama belki de değişecek. Yakında dedektifleri tekrar aramam lazım. Bugün postayı kontrol ettiğimde orada tuhaf bir şey vardı. Bana biraz olsun umut veren bir şey. Bu bir Target postasıydı. Deborah'ın aylar önce bana gösterdiği yerin aynısı. Sadece farklı bir yerin reklamını yapıyordu. Target sizi Paris'teki en yeni lokasyonumuza davet ediyor. İlk satın alma işlemlerinizde ek %10 indirim için bu reklamı kayıtlı kullanıcılara gösterin. Aynı grup kırmızı yelekli çalışan kameraya gülüyordu. Sevimsiz sırıtışlar ve geri kalan her şey. Tam ortada çok iyi tanıdığım bir yüz vardı. Binlerce kez gördüğüm gülümsemenin aynısı gülümsüyordu. Deborah. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. YouTube Aypaşa kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.